bir müzik enstrümanı çalmak her çocuğun hakkı. Ben de klasik müziğin Türkiye'de hızla ilerlemesine katkıda bulunmak isteyenlerden biriyim. Bu sözler bir müzik insanının, Profesör Doktor Filiz Ali'nin cümleleri. Hatta hayatının özeti. ...1937 yılında İstanbul'da doğdu. Gazeteci ve yazar Sabahattin Ali'nin kızı. Ankara Devlet Konservatuvarı'nda babam hoca olduğu için ben konservatuvarda büyüdüm diyebilirim. Yani ben gözümü açtım ve böyle bir ortamda büyüdüm. Piyanist olmak aklında var mıydı? Böyle bir hayat mı hayal etmişti? Konservatuvar öğrencisi olup da hani piyanist olacağımı doğrusu o sıralarda ne ben düşünmüyordum, aklıma gelmiyordu. Babam da piyano dersi almamı istiyordu. Nitekim Roger Sabo diye bir hoca vardı zaten Ankara Devlet Konservatuvarı'nda piyano dersi veren. Ondan özel dersler almaya başlamıştım. İşte kaç yaşındaydım? 8 falan herhalde. Sonra babam öldü ve dendi ki yani işte Filiz'in barasız yatılı bir okula gitmesi lazım. Yani annemin durumu çok kötüydü. Barasız yatılı okul falan nasıl olacak derken Ankara Devlet Konservatuvarı parasız yatılı sınava girsin dediler. Sınava girdim, kazandım. Bu şekilde piyanist oldum. Fulbright bursuyla Boston New England Conservatory'a gitti. Ardından New York'taki Mannes College of Music'te eğitimini tamamladı. Ben yani hiperaktif değilim belki ama biraz enerjiktim. Ve hiç boş durmayı da sevmediğim için herhalde. Bir de tesadüfler. Yeni Dünya'dan Halk Şarkıları diye bir program yapmaya başladım. Müthiş popüler oldu. Böyle başladı radyo programcılığı ve 25 yıl sürdü. Aynı anda araştırma ve yazı alanında yoğunlaştı. Müzik eleştirmenliği, müzik yazarlığı, sanat yönetmenliği yaptı. Türkiye'de müzik bilincini yayan ve klasik müziğe ivme kazandıran isimlerden biri oldu. Müzik kritikliği de tesadüfen başladı diyeceğim. Doğan Hızlan Gösteri Dergisi'ni çıkarmaya karar vermişti. Ondan önce ben yazardım böyle arada sırada makale. İşte gazetelere gönderirim. Bazen basarlar, bazen basmazlar. Sinirlenirim, bir daha yazmam falan. Vardır öyle şeyler. Çeviriler yapıyordum falan. Sonra gösteride yazmaya başladım. Sonra Cumhuriyet Gazetesi'ne geçtim. Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nun ilk genel sanat yönetmeni olarak İstanbul'un müzikal kimliğini değiştiren bir vizyon çizdi. Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nun müdürlüğü hikayesi, o da bir ayrı hikayedir tabii. Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nu hiç yoktan konser salonu haline getirdik. 1962 yılından 2004 yılına kadar önce Ankara Devlet Konservatuvarı'nda, sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda görev aldı, sayısız öğrenci yetiştirdi. 15 yıl boyunca Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda müzikoloji bölümü başkanlığı yaptı. 1995 yılında Fransa Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı tarafından verilen Sanat ve Edebiyat Şövalyelik Onuru Madalyası'nı aldı. ...1995 yılında Ayvalık'ta eski bir Rum evini satın alıp restore ettikten sonra Ayvalık'ta bir yaz ustalık sınıfları projesi geliştirmeyi düşlemeye başladı. 1998 yılında bir sivil girişim olarak Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi'ni kurdu. Müziğin aslında çok doğal bir şey olduğunu konuşmak kadar
doğal bir diyalog olduğunu, konservatuvarda bazen öğrencilerin düşündüğü ders olmanın çok dışında olduğu, yani başarılacak, ders gibi geçilecek bir şey değil, tamamen bir hayat şekli olduğunu, sabah uyanır uyanmaz seslerle uyanmak, akşam yatana kadar elinizde enstrümanın olduğu bir şey olduğunu orada keşfettiler. Ya da ben daha çok orada anladım diyebilirim. O yüzden benim hayatımdaki yeri büyüktür. Orada hepimiz büyük bir grubuz ve hep birlikte müzik yapıyoruz. Yani onun zevkini yaşıyoruz. En az öğrenciler kadar zevk alıyoruz. Aymada yaylı çalgıların yanı sıra gitar, piyano, şan, opera gibi farklı alanlarda uzmanlık sınıfları, bestecilik ve yazarlık atölyeleri düzenleniyor. Müzik ile edebiyat iç içedir. O yüzden bir edebiyat müzik semineri veya işte atölyesi yapalım diye başladık. 2 sene Pınar Kür ile yaptık. Sonra geçen yıl Enis Batur ile yaptık. Böyle bir okulun Ayvalık'ta olması, Türkiye'nin yurt dışında tanıtımı açısından da büyük önem taşıyor. Türkiye'nin Ayvalık gibi bir yerinde olması bir yandan da Türkiye'nin tanıtımıdır. Bazıları hiç Türkiye'ye ilk defa gelmiş oluyorlar. Ayvalık'ta Büyük Kültür Sanat Vakfı kuruluyor. O vakfın kurulması şu anlamda önemli. Ayvalık'taki ilk vakıf. Ve o vakfın kurulmasıyla birlikte bizlerin, Filiz Hoca'nın da vizyonuyla oraya bir kültür hayatını daha köklü bir şekilde yerleştirme hedeflerimiz var. Ayvalık'ın sanat hayatına çok daha aktif olarak girmek istiyoruz. Çok daha aktif olarak katılmak istiyoruz. Örneğin bizim burada Ayvalıklı küçük çocuklara müzik eğitimi verme gibi bir misyonumuz var. O misyonu gerçekleştirebilmemiz için de bu vakfın çok yararlı olacağı kanısındayız. Mutlaka her çocuk çok büyük müzisyen olacak demek değil ama bir enstrüman çalabilmek her çocuğun hakkıdır bence. Saygı duyuyorsunuz onun bilgisine, yaptıklarına. Çok yaşayın derim. Bir dileğim var, Allah ona çok çok uzun ömürler versin. Yani bunu hepimiz için istiyorum. Sesle, sözle, öğrencilerle dolu bir yaşam. Türkiye'nin en etkin müzik yazarı, müzikolog ve müzik eleştirmeni Filiz Ali. Bu yıl kültür alanında Vehbi Koç ödülünü size ve gözbebeğiniz Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi'ne vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Müziğe, Türkiye'ye ve insanlığa katkılarınız için teşekkür ederiz. Her zaman yanınızda olacağız. Söz veriyoruz.